arkadaşlar. Bugün DNA ve özelliklerinden bahsedeceğiz. DNA çekirdeğin içinde de bulunabiliyor. Sitoplazmanın içinde de bulunabilir. Yönetici moleküldür DNA. Kendisini eşleyebilir ve eşlerken bir fermuar gibi açar kendisini. Ve DNA'nın üzerinde 4 tane biyotik çeşidi bulunur. Bunlar adenin, timin, guanin, sitozindir. Adeninin sembolü A'dır, timinin sembolü T'dir, guaninin sembolü G'dir, sitozinin sembolü ise S veya C. Kitaplarda C diye de gösterilebilir. Nükleotidin yapısında ise fosfat bulunur, deoksiriboz şekeri bulunur ve bu nükleotidlerden bir tanesi bulunabilir. DNA kendine eşlerken iki tane DNA oluşturur. Kendisinin aynısı şeklinde. Evet arkadaşlar, bugün size DNA ve DNA'nın özelliklerini anlatacağım. İlk önce arkadaşlar, bu DNA modelimiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çift zincirli yapıdadır. DNA'nın özelliklerinden biri bu. Bu şekilde çift zincirli yapıdadır. DNA'nın yapısında fosfat bulunur. Ve DNA'nın yapısında 4 adet nükleotit bulunur. Bunlar adenin, timin, guanin ve sitozindir. Adenin A ile, timin T ile, guanin G ile, sitozin ise C veya S olarak gösterilir. Bazı kitaplarda C, bazılarında S olarak geçer. DNA'nın en önemli özelliklerinden birisi ise kendisine eşlemesidir. DNA kendisine eşlerken fermuar gibi ortadaki açılara bölünür. Ardından kendine eşler ve ana DNA, ilk DNA'nın tıpatıp aynısı 2 adet DNA oluşur.